Çok kıymetli KON TV izleyiciler, İslam Hayat programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Uzun zamandır tartışılan bir konu var. Müftülerin nikah kıyma meselesi. Belediye memuru nikah kıydığı zaman oluyor ama müftü kıydığı zaman olmuyor, olmaz diyen bir güruh var. Biz de bu akşam bu konuyu masaya yatıracağız. Müftüler nikah kıydığı zaman oluyor mu, olmuyor mu? Hani dini nikah anlamında mutlaka imamlarımız, müftülerimiz bunu kıyıyordu. Resmi nikahtan önce ya da sonra kıyılıyordu ama bunu artık resmi hale getirerek resmi anlamda müftülerimiz de yetki verilen imam arkadaşlarımız da artık bunu resmi hale getirerek nikah kıyabilecek. Bununla ilgili tartışmalar var. Biz de İslam Hayat programı olarak bunu geniş bir şekilde ele alacağız. Her zaman olduğu gibi program konuğum Profesör Doktor Orhan Çeker. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi belediye memurları yetkilendirilmişti. Nikahlar tarihi alınıyordu ve kıyılıyordu evet hayır denilerek. Şimdi bu müftülerimize de artık bu yetki verildi. Neden? Çünkü aynı zamanda hem belediye memuru nikah kıydırıyordu. Bizim tabii bir de İslami anlamda bir hassasiyetimiz var. Mahallenin imamı ya da müftü efendimiz ayrıca bir dini nikah kıyıyordu ve dua ediliyordu. Şimdi bu artık teke iniyor. Evet. Bununla ilgili tabii bir güruh çıkıyor her zaman olduğu gibi. Bu olmaz efendim. Neden müftülere nikah kıydırıyorsunuz? Bu doğru değil gibi ifadeler kullanıyor. Bunu dilerseniz buradan girelim. Daha sonra nikahla ilgili konuşmalarımız buradan var. Girelim. Evet. Evet. Buyurun hocam. Şu bir defa insan toplumlarında her zaman gördüğümüz bir şeydir. Bir yenilik söz konusu olduğunda mutlaka bir takım yobaz anlayışlar karşı çıkarlar. Ta eskiden 1700'lü yıllarda mıydı neydi? Matbaa gelecek karşı çıkıyorlardı. Efendim şu yenilik olacak istemezlikçiler ortaya çıkıyordu filan. Şimdi burada müftülerin nikah kıymasına niçin karşı çıkılıyor? Düşünüyorum makul bir sebebi var mı? Yok. Yok. Niye? Peki belediye devlet memurudur. Onunki geçerli oluyor da. Müftü devlet memuru değil mi? Hatta müftünün devlet memuru oluşu belediyeninkinin kat kat fazlasıdır. Çünkü belediyeler bir bakıma sivil bir ayağı var. Seçimle geliyor, halk istediğini seçiyor ve başkanlığı bittiği zaman da görevi bitmiş oluyor. Evet. Ama müftü böyle değil. Müftü devletin görevlisidir. Emekli oluncaya kadar devlet adına iş yapar. Ömür boyu devlet adına iş yapan kişininki geçerli olmayacak öyle mi? 3-5 seneliğine devlet adına iş yapmış olanlarınki geçerli olacak. Bu nasıl mantıktır? Şimdi birileri diyor ki buna suistimaller girebilir. Ya müftülük yapınca niçin suistimal girsin? Çocuk gelin sebep olur ne? Bilmem çoğalır falan diye evet. Çocuk gelin niye olsun? Belli şablonu vardır, belli evrakı vardır. Çocuk gelin belediyenin nikahında niye olmuyor da müftününkünde olsun? Bir yaş sınırı var zaten. Müftü evraksız, kayıtsız mı bir nikah yapacak? Yok. Aynı şablon müftülere de verilecektir. İki taraf hangi evrakı hazırlaması gerekiyorsa evrakları hazırlarlar. Müftülükte görevli memur inceler. Tamamsa nikah hazır iseler müftüye haber verir. Müftü bey de nikahı kıyar. Ne var bunda? Yani bu kadar. Sanki müftü bey nikah kıyınca kaçak kıyacak. Öbürler doğru kıyacak. Belediye kıyınca resmi olacak. Gerçekten yobaz kafaları düzlemek, düzenlemek ya da bunları ikna etmek, izah etmek bunlara zor bir olaydır. Allah iş başındakilere yardım etsin. Evet. Bunu geçtik de güya İslami hassasiyeti olan kimi köşe yazarları ve bunlar içerisinde başı örtülü olan yine hanım köşe yazarları içerisinde de müftülerin kıyacağı nikaha karşı çıkacak olanlar çıktı. Bazıları çıkmış oldu, karşı çıkmış oldu. Niye? Yazıları okudum. Efendim müftü nikahı kıyarsa kadınlar aleyhine, erkekler lehine bir sonuç çıkabilir. Allah Allah. Ya erkeklerin hakları, kadınların hakları istismar edilebilir. Bu hangi akılla söyleniyor anlamak mümkün değil. Bunu yazan, güya başörtülü, yazanlar başları örtülü, güya İslam'ın hassasiyetleri olanlar, köşe yazarlar yazıyor.
Ben iyi biliyorum ki baş örtmek Müslüman olmak anlamına gelmiyor. Kafanın içi başı, Müslüman olmaz. Başı örtülü olduğu halde kafanın içi tamamen feminizm olan bir sürü kişi biliyorum ben. Bunlar da başlarını örttükleri zaman dört dörtlük bir Müslüman olduklarını zannediyorlar. Bir takım hayaletlere dalıyorlar. Kafanın içi feministçilik dolu olduğunu farkında değiller. Yaptıkları değerlendirmeler de o doğrultuda oluyor. Yani müftü suistimal yapacak, belediye memuru suistimal yapmayacak. Bu kafa neresini düzelteceksin? Neresini izah edipçe doğrultacaksın? Bir tarafı yok. Memur, nikah memurunun elinde belli evraklar var. Nüfus kağıtları, nüfus memurundan getirdikleri evraklar var, bekar oldukları, sağlık raporları var, evlenmelerine engel olmayan, evliliklerine engel olan bir akrabalıklarının olmadığı filan neyse, bütün evraklar düzenleniyor, zarflanıyor, karşılaştırılıyor, inceleniyor. Ondan sonra gün veriliyor ve nikah kıyılıyor. Müftülük kıyınca bu evraklardan vaz mı geçilecek? Yok. Rastgele iki tane şahit getirilip şahitlerin huzurunda söz ile sadece kayda geçmeden nikah kıydık mı diyecekler. Öyle de bir şey yok. Yok efendim imam nikahlı bilime eşler çoğalacakmış. Bu kafalar artık çağlarının gerisinde kalmış. Bir türlü modernize olmaya müsait olmayan, doğru lafı da anlamaya müsait olmayan kafalar ve bunların ifade ettikleri sözler. Müftülükler nikah kıymalıdır ve bunun hiçbir sakıncası olmadığı gibi daha da çok güven telkin eder. Belediyeninkine göre daha çok müftülerin kıydığı nikahlar güven telkin ederler. Kesinlikle evet. Ve bu güvenin farkında olarak, sorumluluğun farkında olarak müftülükler daha titiz davranacaklardır. Bunu adım gibi biliyorum. Öyleyse karşı çıkmanın hiçbir manası yok. Çocuk gelinler ortaya çıkacak diyorlar. Müftülerin de bir mecbur takip edecekleri bir prosedür var. Tabii prosedür var. Kanun diyorsa ki 18 yaşını doldurmamış olan nikahı kıyılamaz diye her neyse dendiyse müftü o yaşı doldurmamış olana nikah kıymaz ki. Yani. Hangi müftü bu sorumluluğun altına girer? Hiç ki birisi girmez. O zaman kadın aleyhine bir takım şeyler çıkar demenin bu masalın manası ne? Tam tersi lehine çıkar. Yani. Lehine kadına. Çıkar, tabii. lehine. Velhasıl müftüler nikah kıymamalıdır demenin makul hiçbir gerekçesi yoktur. Belki de İslami hassasiyeti olmayan çevreler bunu söylüyorlarsa, işin içerisinde müftü sebebiyle din gireceği için karşı çıkıyorlar. Esas bu yani. Tabii esas odur yani. Esas o. Peki bizim Müslüman olduğunu söyleyen, iddia eden kişilerin için karşı çıkıyor? Anlamak mümkün değil. Bunun mantığı falan yok kısacası. Karşı çıkanlarda ben bir düzgün mantık görmüyorum. Tamamen sanrılı hayalet ürünü, bir takım hissi duygular, engeller görüyorum. Başka bir şey yok. Yani bir de şey var hocam, yani mecburi diye bir şey de yok. Yani isteyen gidip değil mi müftiye resmi olarak... Tabii mecburi bir şey de yok. Mecburi bir şey yok. Mecburi ama bir şey yok. Dediğiniz gibi bu dini anlama girince, müftü girince hemen karşı geliniyor. Peki köylerden muhtar kıyıyor. Bir sakınca çıkmıyor da. Müftü kıyınca niye sakınca çıksın? 30 hanelik bir köyün muhtarı vardır veya 10 hanelik. O muhtar yetkilidir. 10 hanelik bir seçmen çevresiyle iş başına gelmiş olan muhtarın kıydığı nikah geçerli oluyor da ona herhangi bir sakınca girmiyor da, istismar girmiyor da koca ilçenin müftüsü, dini sorumluluk taşıyan kişi ya da ilin müftüsünün kıydığında niye sakınca oluyor? Bir de şey var hocam. Velhasıl neresinden bakarsan bak, karşı çıkanlar bir mantığı yok. Türkiye'de vaka şu, toplumun içerisinde yani %80, %90 böyledir. Ben böyle görüyorum çünkü. Bir resmi nikah kıydıktan sonra mutlaka bir imama nikah kıydıran birçok aile var. %80, %90 bu şekilde. Bunu resmileştirmiş olacağız. Yani bu zaten yapılıyor. Yani bu var toplumda. Şimdi bunu tamamen resmi hale getirip zaten bu nikah kıyılıyor. İki tane yapılmasın, bir tane yapılsın. İmamımız ya da müftü efendi
nikah kıysın, imzalar atılsın, bir de dua etsin müftü efendi. Tamam. Tamam, bir gitmiş. Şey daha ekleyeyim. Türkiye'de evlilikler konusunda kayıt dışı evlilik problemi vardır. Evet, onu da soracaktım hocam ben de, evet. Kayıt dışı evlilik problemi vardır. Bu nedir hocam yani kayıt bunu, dışı? Bunu toplumumuz da iyice görsün. Hani ben çokça bana problem gelen bir konuda olduğum için, bir konumda evet. olduğum çok için. Çok soru geliyor bununla ilgili. Evet, biliyorum. Türkiye'de kayıt dışı evlilik problemi var. Kadın erkek evli gibi evde yaşıyor, kaydı küreği yok. Kaydı küreği yok. Biz nikah yapan kurumları çoğaltırsak, bu kayıt dışı evlilikleri kayıt altına alma imkanını da çoğaltmış oluruz. Çok ve bence resmiyete geçirme imkanı daha da fazla olur. Ben böyle düşünüyorum. Ya bunu kolaylaştırmak, nikahı kolaylaştırmak. Nikah kesinlikle kolaylaştırılmalı, yaygınlaştırılmalı. Nikah yapma prosedürü basitleştirilmeli, basitleştirilmeli ve devletin kontrolü altında nikah yapan kurumlar çoğaltılmalıdır. Bir önemli bir problem daha var sanırım. Evet. Bunda belirten bu kayıt dışılık var. Bir de şöyle bir kayıt dışılık var. Şimdi hani örfen de var bu. İkinci evlilikler, üçüncü evlilikler. Özellikle doğu bölgelerimizde bu çok yaygın. İkinci hanım aldığı zaman bu direkt kayıt dışı zaten. Yani bunu... Benim kastım o değil. Yok, o onu değil. Söyleyelim. Bir de böyle bir problem var. Yani buna şimdi o, devletin... Bence böyle bir problem yok. Benim kanaatim. Böyle bir problem ya yok. Problem demeyelim de buna. Yani böyle de tabii. bir olay var, vaka var. Kastım o değildi, onu söyleyeyim. Mesela o çocuk gelinler meselesi. Fiilen bir evlilik var. Kayda geçirilemiyor değil mi? Kayda geçirilelim diye bir kanun çıkaracaklardı. Yine bizim yobaz kesim karşı çıktı. Halbuki orada evli bir karı koca var. Fiilen evli, hatta çocukları var. Sen bunu yasaklayınca, eşleri içeriye atınca 15-20 sene, o aileler dağılıyor, çocuklar yetim oluyor, sokak çocuğu haline geliyor. Bir sürü problem çıkıyor. Bunu kayıt altına almanın ne sakıncası yani, olabilirdi? Yani. Kastım buydu benim. Yani, tabii kayıt altına almak. Kastım buydu. Yani. Müftülükler kıyınca bunlar çoğalır. Belediye kıyınca efendim çoğalmazmış, sakınca çıkmazmış. Bu şekilde değerlenmenin akılla mantıkla ilgisi yok. Ya. Evet. O zaman şunu sorayım hocam. Yani İslam dininde nikahın şartı yani nikah olması için hani karı koca olması için ne gerekiyor? Şart nedir? Nikah olması için tarafların, karı koca adaylarının şahitlerin duyacağı şekilde ve şahitler huzurunda kendi iradeleriyle evlilikleri evlenmeyi kabul ettiklerini beyan etmeleridir. Nikah altı üstü budur. Evlenecek olan karı koca adayları bir araya gelir. Şahitlerin huzurunda derler ki ben filanla evlenmeyi kabul ettim veya ediyorum. Ya da evlenmeyi kabul ediyor musun diye sorulduğu zaman evet diye cevap vermesi ile nikah meydana gelir. Bir şartımız daha var. O da madem ki nikahın dini bir tarafı var ve müftülükler de bu işin içerisine biraz daha dini temsil ettikleri için giriyorlar. Bunun Allah adına kıyılmış olması akla gelir. Bunun dışında herhangi bir şartı yok. Bu kadar. Evet. Ya bunu evet. çok zorlaştırmaya da gerek tabii. yok. Yani bunu kolaylaştırmaya. Ondan sonra ne olur? Tabii. Müftülükler bunu kayda geçirdikten sonra devletin ilgili dairesine gönderirler bunu. Mesela nüfus müdürlüklerine gönderirler. Nüfus müdürlüklerinde de bu kişiler karı kocadır diye kayda geçer, iş biter. Evet. Ne var bunda? Bunu abartmaya, büyütmeye gerek yok. Bir şey yok. Evet. Karşı çıkma yobazlığını anlayamıyorum ben. Bir de evet. televizyon programında bir programcı çok böyle küçümseyerek de dini nikah da neymiş yani dini nikah biz kabul etmiyoruz diye bir açıklamada bulundu. Ben de onu kabul etmiyorum o kişi kimse. Yani. Evet yani. Sen onu kabul etmiyorsan ben de seni kabul etmem. O kadar basit. Yani burada bir ön yargı var. Yani yobazlık, gibi, yobazlık, hani dini yobazlık. Dini nikah dediği zaman ya da dini anlamda bir şey geldiği zaman başına hemen bir karşı çıkma. Dine karşı alerjisinin hemen patlak vermesidir. Ben de seni kabul etmiyorum. Sen benim gözümde yoksun. Bitti. Ne diyeceğim? Kabul etmiyorum bir mantığı var mı?
Yani iki taraf yok. İradelerini evet. beyan etmişler. Karı koca olmayı beyan etmişler. Sana ne oluyor? Yani. Sana ne oluyor yani? Senden mi müsaade alacaklar? Kadın erkek evleneceği zaman o adama mı gidip müsaade ediyor musun filan diyecekler. Yok. Sen kimsin? Oturduğun yerde. Bu kadar. Evet. Evet. Eyvallah. Bu konu herhalde artık yani konuşmaya o kadar. Gerek kalmadı. Yani evet. Bu şekilde izah edildi. Sen hocam zekatla ilgili bir soru var da bununla da başlayayım. Yani gelen sorularla da evet. takviye ederiz. Zekatla tarla mahsullerinde masraf düşündükten sonra mı zekat verilir? Şimdi toprak mahsullerinde masraf düşülmez. Altını çizerek söyleyelim. Kimi yerlerde kulağımıza geliyor, masraf düşülür diye bir takım sözler söyleyenler oluyormuş. Masraf düşülmez. Bunun altını çizelim. Masraf düşülmez. Peki yaptığımız masraf ne olacak? Öyle ya, üretici soruyor. Yaptığın masraf düşülmeksizin ödeyeceğin zekat miktarında azalma olur. Onda birden 20'de bile düşer. Ancak bazı masraflar vardır ki hesap yaparken göz önünde bulundurulur. Onu belirtelim. Biraz sonra örnek vereceğim zaten. Ama ilke nedir? Toprak mahsullerinde masraf düşülmeksizin hesap yapılır. Bu böyle. Şimdi bunun ilkelerini söyleyeyim. Az önceki söylediğimde yanlış anlaşılmasın diye açıklık getireyim. Toprak mahsulleri elde edilirken emekle sulandı ise kesin kes bunun zekat miktarı çıkan mahsulün 20'de biridir. Bunu bir daha söyleyeyim. Mahsul elde edilirken, emek verilirken, su emekle temin edilmiş de bitkiler sulandı ise, ağaçlar böyle sulandı ise, onun ürününün, mahsulünün zekatı 20'de birdir. %5. Fakat sulamada herhangi bir emek sarf etmeksizin yağmurla sulanıyorsa bunun zekat oranı 1/10. Yani %10'dur. Emekle sulama yarı yarıya indirmiş oluyor demek. Fakat bir de şöyle bir mesele var. Eskiden olmayan ama zamanımızda ortaya çıkan. Adam diyor ki ben emekle sulamadım. Tamamen yağmurla sulandı bu tarla ya da bu bahçe neyse. Ama mahsul çok olsun diye ben teknik masraf yaptım diyor. Mesela fenli gübre ektim diyor. Veya ilaç ya da hormon bilmem neyse bir masraf yaptım diyor. Dikkat edin bu saydığım masraflar ile ekim biçim masraflar farklı şeydir. Ekim biçim masraflar hiçbir zaman etkilemez. Ve hesaba da girmez. Onu da söyleyeyim. Teknik masraf yapıldı ise, fenli gübre ya da diğer gübre neyse, emekle, masrafla getirip dibine döküldüyse, ya da ilaç yapıldıysa ya da besleyici bir takım bir şeyler verildiyse, bu durumda iki tane hüküm söylüyoruz. Bir, hiçbir masraf düşmeden 20'de birini hesap edin, bir kenara yazın diyoruz. İlgilerimiz iyi dikkat etsinler, karıştırmasınlar. Bakınız, sulama yağmurlu olduysa ama mahsul çok olsun diye fenli masraf yapıldıysa, fenli masrafta yanlış anlaşılmasının adını koyuyorum. Mazot, çiftsirme, bilmem hasat masrafı değil. O değil o. Ya fenli gübre ya da diğer gübre masrafla döküldüyse ya da ilaçlama yapıldıysa veya besleyici bir takım şeyler verildiyse, bunlar yapıldıysa iki tane hesap yaparız. Bir, mahsulün hiçbir masrafını düşmeden 20'de birini hesap ederiz. %5'ini hesap ederiz, bir kenara yazarız. Bu bir. İki, mahsulü artırıcı masrafları çıkardıktan sonra, tüm masraflar demiyorum, dikkat edin. Mahsulü artırıcı masrafları çıkardıktan sonra, yani
gübre masrafı, ilaç masrafı ve besleyici bir takım şeyler verildiyse bunları çıkardıktan sonra kalanın onda birini hesap edin diyorum. Onda bir. Bu iki hesaptan hangisi çoksa onu zekat olarak verin diyoruz. Herhalde anlaşılmıştır. Evet. Soranlara da böyle söylüyoruz. Yıllardan cevap beri de yani. Bu mesele böyle anlatıyoruz. Eyvallah. Durum bu. Sayın hocam, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep bayramda söylüyorsunuz, söylüyoruz ama özellikle bayram dönemlerinde turizm firmaları bol bol reklam yapıyorlar. İşte bayramı bizde geçirin, gelin. Şimdi Kurban Bayramı'nda 4 gün, işte tatillerle birleşiyor. 7, 8, 9 güne bazen çıkabiliyor. Şimdi birçok ailede bu günü değerlendirerek hani Kurban Bayramı olayını da unutarak direkt tatile çeviriyor. Bununla ilgili bu bayram öncesi ne diyeceğiz? Her bayramda söylüyoruz biliyorsunuz. Bugün bir sosyal medyada bir cümle paylaştım. Bayram tatil değil, ziyarettir. Bayram ziyarettir, tatil değil. Öyleyse tatil yerlerine değil, herkes evine diye bir cümle attım. Şimdi dini değerlerin epey bir kısmı erozyona uğratıldı. Çığırından çıkarıldı, saptırıldı. Bunlardan bir tanesi de bayram tatili meselesidir. İşin ilginç tarafı, Müslümanlar şuursuzca kendileri bunu bozuyorlar. Yani bir yerlerin baskısıyla, yönlendirmesiyle değil. İnsanın kültüründe tabii ki yabancı şeylerin etkisi olur da, Müslümanlar kendi istekleriyle bu dini değeri bozuyorlar şu anda. Aklı başında dediğim Müslümanlardan bile bu değeri bozmaya teşebbüs edenleri ya da hiç dikkatlerini çekmediklerini görüyoruz. Şuradan bir alayım en baştan. Eskiden beri Ramazan bayramına şeker bayramı derlerdi. Biz ilkokuldayken filan diri bayramlar sayılırken Kurban Bayramı bir de şeker bayramı denirdi. Şeker bayramı neden sonra yine o zamanlar çocuktum, bir radyodan bir program, bir hatırat dinlemiştim. Bir adam anlatıyordu. Belki de 50 sene önceye ait bir program TRT'de. Bu yaşlı bir adam anlatıyordu. Dedi ki, şekerle şükür aynı şekilde yazılıyor Osmanlıca'da. Eskiden şükür bayramı deniyordu. Bu yeni nesil onu da insanların zihninde saptırmak için şükür yerine şeker dediler. Bu mümkün bir izah yani. Gidişata da uygun bir şey. Benim diyeceğim bu şükür şeker meselesi değil. Bayram kelimesinin yanına tatili eklemeleri. Bayram tatili demeleri. Bizim hiçbir kitabımızda ilmihallerden tutun, hangi kitaba bakarsanız bakın, bayram tatili diye bir kelime görmezsiniz. Peki ne yazar? Bayram günleridir. Ne fark edecek diye. Bayram günü desen ne, tatili desen ne? Ne çıkar diyebilirsiniz. Yok. İşin içerisinde sinsi bir yabancılaştırma var. Bayram günleri dediğin zaman sen yapman gereken işi iptal ediyor değilsin. Bir kenara çekilip yan gelip yaslanıyor değilsin. O günlerde sana düşen farklı eylemler var. Farklı faaliyetler var. Boş durmuyorsun orada. Tatil dediğin zaman ne anlaşılıyor? Kapını kilitleyeceksin. Daha önceden ayarladığın bir tatil yerinden bir rezervasyon yaptırmışındır. Bir randevu vesaire neyse yaptırmışındır. Gidiyorsun birkaç gün, kapın kilitli, birkaç gün sen tatil yerinde keyif çatıyorsun. O günler bittiği zaman da geliyorsun, evini açıyorsun, evine oturuyorsun. Bu bayram değil. Aklı başında Müslümanlara söylüyorum. Böyle yapıyorsanız
bu yaptığınızın dinle, imanla ilgisi yoktur. Hiçbir yere oturmuyor yani bu. Dinimizin dediği bayram bu değil. Böyle bir program yaptıysanız hemen bu programı bozun, yapmayın. Şimdiden hatırlatıyoruz. Yani. Şimdiden söylüyorum, yapmayın. Bayram tatil değil. Evini kapatıp bir kenara sıvışmak, kaybolmak, sonra da piyasaya çıkmak değil. Bayram ne peki? Bayram şenlik demektir, şenlik. Arapçası'nda iyittir, ziyaret anlamına gelir. Evinde oturacaksın, evini kitlemeyeceksin. Evini kapatmayacaksın. Evinde oturacaksın. Konu komşu, akraba, dost, neyse eş gelecek, ziyaret yapacak. İkramlarda bulunacaksın. Sen de ziyaretlere gideceksin. Sen onların ikramını alacaksın. Karşılıklı dertler paylaşılacak. Sevinçler paylaşılacak. Dertlerde de, tasada da, sevinçte de ortak bir toplum meydana gelecektir. Bayram budur. Ve ilginçtir. Oruç çok sevaplı bir ibadet olmasına rağmen senede 5 gün oruç tutmak haram kılınmıştır. Bayram günlerinde yani. O günde mecburen yiyip içeceksin. Oruç tutmayacaksın. Beraber yiyip içeceksin. Sen bunu yapman gerekiyorken, evini kapatıp tatil yerine gidiyorsan, İslam'ın bayram anlayışını yok etmiş oluyorsun. Az önce dediğim gibi tekrar sesleniyorum. Aklı başında namazlı, niyazlı Müslümanlara bir daha hatırlatıyorum. Tatil yerlerinden bir program düzenlediyseniz onu iptal edin. Düşünceniz varsa vazgeçin. Evinizde durun. Ziyaretçi kabul edin. Ziyarete gidin. Bayram ziyarettir. Bayram tatil değildir. Evinde duracaksın, evinde. Duracaksın. Bu arada turizmcilere de bir lafım var benim. Parayı dinin önüne geçirmiş olan turizmciler lafım yok. Allah ıslah etsin. Yani din mi, para mı diye tercih ettikleri zaman, parayı tercih ediyorlarsa onlara buradan diyeceğim bir şey yok. Allah ıslah etsin. Ama ben Müslümanım, dini hassasiyetim var, filan yerde otelim var, tatil köyüm var diyor ve yanı sıra bayram tatilinde size filan filan programları ayarladık diye reklam veriyorsa, sanatçıyı getiriyoruz, bu sanatçıyı getiriyoruz, bu Müslümanlara benim diyecek çok lafım var. İster ağırlarına gitsin, ister bu dediklerimi yutsunlar, diyeceğim çok laf var. Siz kendi kazancınıza dini feda ediyorsunuz. Yok efendim estağfurullah filan. Hiç böyle demenize gerek yok. Yaptığınız budur. Eğer sen reklamda, ki cebimize geliyor reklamlara, sağda solda da görüyoruz, hassasiyetine inandığımız tatil yerleri, bayram tatilinde sizler için şöyle bir program düşündük, filan hocayı getirdik, filan şu bu, bu anlayış lanetlenecek bir anlayıştır. İslam'ın bayram anlayışını yok ediyoruz. Bu arada o tatil günlerinde aklı başında dediğimiz tatil yerlerinden teklif alıp oraya konuşmaya, programa giden hoca kesimine de lafım var. Kim bilir kaç paraya gidiyorlar, ben onu bilmiyorum. Evet. Bu hocalar da akıllarına şunu koysunlar ki İslam'ın bayram anlayışını reddediyorlar. Şöyle düşünebilirler. Biz istesek de istemesek de Müslümanlar otele varıyorlar. Bari git bir şeyler anlatalım. Bayram ilim alma, ilim verme, vaaz etme günleri değil. Bunun altını çizelim. Altını çizelim. Bayram bilgilenme, vaaz etme, vaaz dinleme, dini program yapma günleri değil, kafandan sil. Yani kendimizi mi kandırıyoruz öyle olunca? Tabii tabii.
Hem de şeytan öyle kandırıyor ki ya din anlatacaksın. Git diyor. Hani demiş ya şeytan bunun neresinde diyor. Şeytan her tarafında. Her tarafında. Her tarafında. Peki bir daha hatırlatalım. Bayram vaaz dinleme. Bayram namazından sonra vaaz dinlersin ayrı. Bayramla ilgili bilgilenmen içindir o. Tekrar söylüyorum. Kurban nasıl kesilir, nasıl edilir? Bilgilenmen içindir. Ona bir şey demiyorum. Ya da sabah namazıyla bayram namazı arasında diyelim ki bayram anlatılır, vaaz edilir. O değil benim dediğim. Bundan sonraki saatlerde ve günlerde halkı topla da konuşma yapalım. Böyle bir program dini bir program değil. Baştan sona ayet hadis anlatsan da olmaz bu. Bugünler ziyaret günleridir. Ziyaret günleridir, ziyaret günleridir. Ziyaret edeceksin. Ziyaret esnasında herhangi dini bilgiyi anlatabilirsin. Oradaki sohbet esnasında söyleyebilirsin. Ama dini eğitim programı yapmak İslam'ın anladığı bayram değil. Buna katkı veren hocalar da yanlış yapıyor. Bu ortamı hazırlayan turizmciler de yanlış yapıyor. Evini kapatıp böyle bir programa gidenler de yanlış yapıyorlar. Bayram tatil değil, vaaz yeri değil, efendim evini kapatma yeri değil, ziyarettir, ziyarettir, ziyarettir. Bitti. Olay budur yani. Bu kadar. Evet. Ben bundan sonra kim kapısını kapatıp da gidiyorsa, ona artık İslami şuura sahiptir gözüyle bakmayacağım. Açık söylüyorum. Sıradan bir insan. Dinden yana hiçbir derdi olmayan, yiyip içmekten başka bir şey düşünmeyen, keyfinden başka bir şey düşünmeyen, behimi yaşayan bir varlık gibi düşüneceğim onu. Sonra bana gelip de dinden, imandan bahsettiği zaman da ona hiç itibar etmeyeceğim. Bu kadar. Bayramı yok ediyorsun sen, sonra gelip bana dinden, imandan bahsedecek. Olmaz böyle bir şey. Ya bu basit bir olay, niye büyütüyorsun falan, yok. Öyle şey yok. Bayramlaşma basit bir olay değil. Basit bir olay olsaydı oruç tutmak yasaklanırdı, yasaklanmazdı. Yani 4 gün oruç tutmak yasak. Peygamberimiz ziyaret edin demezdi. Ziyarete bayram yer, namazı kıldıracağı yere giderken farklı sokaklardan gidip gelmezdi. Çok kişi ziyaret edeyim demezdi. İllaki ziyaret, ziyaret, ziyaret. Ve her seferinde küsler barışsın, barışsın diye vaazlarda söyleniyor. Niçin söyleniyor? Kırgınlıklar gidecek, birbirlerini ziyaret edecekler, birbirlerinin ikramlarını alacaklar. Şeytanın bacağı kırılacak avam tabiriyle. E sen şeytanın bacağını kıracağına gidiyorsun, şeytanları besliyorsun. Olmadı bu, bu yanlıştır. Bayram ziyarettir, evinde duracaksın. Evet. Bitti. Bu kadar. Bu konu bu kadar. Evet. Bir şey yok. Daha da tekrar ederiz. Daha bayrama hocam var. Şimdi tekrar ederiz. Önemli konu daha var hocam. Yani kurban yaklaşıyor ama. Hı hı. Bir izleyicimiz sordu, biz dedi bir işte vakıf olsun ya da yurt dışına kurban kesen bir cemiyet olsun neyse, buna dedi kurbanımız verdiğimiz zaman o kurban oluyor mu? Verdiğin zaman kurban şöyle olur, hı hı. O parayı alan kurum senin adına kurban kesiyorsa olur. Yani senin, kestiği kesin olacak değil mi? Bunu? Kesin olacak. Hı hı. Senin adına kurban kesmiyorsa, sadece parayı vermiş olman, kurban kesmek olmaz, sadaka olur. Boşa gider mi o para? Boşa gitmez. Ama kurban olmaz. Kurban olmaz. Evet. İlla ki kurban kesilmelidir. Peki kesilirken başında olman şart mı? Şart değil. Senin adına dünyanın bir köşesinde kessin, yeter. Bu kadar. Eyvallah. Evet. Şimdi trafik kazaları şu son dönemde çoğaldı. Türkiye genelinde ve Konya'mızda da maalesef. Hem ölü hem yaralılarımız var. Allah rahmet eylesin. Amin. Trafikte kul hakkı ile ilgili çok soru da geliyor. Yani daha önceki zamanlarda da geldi hocam. Ya bu konudan biraz bahseder miyiz? Yani şimdi bundan biraz bahsedelim şimdi de. Şimdi diyor ki ben geçeyim, solleyeyim ya da benim hakkım şimdi bu sefer kaza oluyor. Bundan bahsedelim biraz da. Biraz da bahsedilecek konu değil. Ayrı bir program uygulamamız lazım buna. Bir defa kul hakkı meselesine girdin mi trafikte çokça bu ihmal ediliyor. Trafik kuralları kolay kolay konmuş kurallar değil. Çok uzun zamanların, uzun tecrübelerin birikmesiyle ortaya konmuş kurallardır. Mantıklı kurallardır. Buna uymak gerekmektedir. Bu bir. İkincisi, trafikte mutlaka sabırlı olmak gerekiyor.
sabırsız davrandın mı mutlaka bir vukuata sebebiyet verebiliyorsun. Sabır, sabır, sabır. Trafik sabırdır. Sabırdır, sabırdır, sabırdır. İki, trafik başkasını rahatsız etmemektir. Rahatsız etmemektir, rahatsız etmemektir. Şimdi gelelim bu meseleye. Başka programda da uzun uzun inceleyelim. Üzerinde duralım. Şimdilik hatırlatalım. Bir araba düşün ya da bir motosiklet düşün. Geçtiği yeri gürültüye boğuyorsa, özel bir takım egzozlar ekleyerek, bilmem ne yaparak ya da ses cihazı koyarak vesaire, bir caddeden geçerken mahalleyi ayağa kaldırıyorsa, o caddede ne kadar insan oturuyor, hepsinin bedduasını ve lanetini alıyor. Ayrıca orada oturanların ağzı alışıksa bir de küfrediyorlar. Bunların ben hepsini gördüm. Öyleyse bir motosiklet, bir mobilet ya da egzozu bozuk bir araba, neyse yani, bir caddeden geçiyorken o caddedeki insanları gürültüsüyle ayağa kaldırıyorsa, bu kişiler bilsinler ki kendilerine küfrediliyor, kendilerine lanet ediliyor, kendilerine beddua ediliyor. Bunu bilsinler. Bunu yapanlar gençler ise, biraz heyecanlı, yaşının bilmem kendisini kontrol edemediği bir durumda ise, bu gençlerin ana babaları lanete müstahak oluyor. Beddua onlara da gidiyor. Onlar engellenmiyorlarsa aynı küfre onlar da muhatap oluyorlar. Bunu bilsinler. Atları gibi bilsinler. Artı, bunlara engel olacak resmi daireler, her kim ise onlar yetkilerini kullanarak buna engel olmuyorlarsa, onlar da bu lanetten hisselerini alırlar. Onu da beyan etmiş olalım. Öyleyse her kim sorumluysa, resmi kurumlardan tutun, bunu yapanların kendisi ve ailelerine varıncaya kadar hepsinin kul hakkına girdiklerini, kul hakkına girmenin yanı sıra bir sürü beddua aldıklarını da bilsinler, unutmasınlar. Geçenlerde bir baktım, trafiğin önü kesilmiş, bir düğün konvayı, sanıyorum 50-60 araba vardı. Bunlar da ayrıca lanetlik iş yapıyorlar. O evlilikten hayır gelmez, çünkü beddua alıyorlar. Hayır dua almıyorlar. O düğünden hayır çıkmaz. Bir sürü beddua alınıyor. Neymiş? En öndeki iki araba kesmişler trafiği. İki kişi çıkmış. Büyük ihtimalle damat veya bilmem kimdi veya gelindi, her neyse. Oynuyorlar, öbürleri de korna basıyor. Ve trafiği kilitliyorlar. Trafiği kilitliyorlar. Allah Allah. Bu hakkı nereden buluyorlar işte, değil mi hocam yani? Ya bu edepsizlik. Böyle bir hak yok. Bu edepsizliktir. Yapan da, yaptıran da, yapmalarına müsaade eden de. Ondan sonra konvoyda olmayıp, dörtlüler yakmayıp, kornaya basanlar, kornayla küfredenler çoğalınca yolu açtılar. Buna niçin müsaade ediliyor, niçin yapılıyor, yaptırılıyor bu. Terbiyesizlik bu. Ondan sonra yeni bir moda çıktı. Bir erkek bir kıza, bir kadına teklif götüreceği zaman efendim bir sürpriz yapacak. Sürprizin içinde teklifini yapacak. Kızın önünde secdeye kapanacak. Ha evet, bir de bu var. Yapma etme diyecek, ben sana teklif getiriyorum, beni kabul et. Kız da havalara girip önümde diz çök diyecek. Ya. Erkek diz çöküyor. Adeta yalvarır gibi elini açmış. Bunu erkek gördük, değil mi hocam, teklif yapıyor. Ya. Bu da tükürülecek bir harekettir. Tükürülecek, lanetlenecek bir harekettir. Bu tekliften, bu evlilikten hayır çıkmaz. Ben şahsen dua etmem. Hatta geçenlerde trafiği kestiler. Allah'tan polisler müdahale etti de zor bela polisler engellediler. Zor bela engellediler. Evet. Bir de böyle terbiyesizlikler ortaya çıktı. Bu edepsizlikler en ciddi şekilde engellenmeli, o trafik gürültüsü de dahil,
yetkiler bunu el koymalı ve engellemelidir. Buna olağanüstü kul hakkı karışmaktadır. O gürültülü caddede geçtikleri zaman küçük çocuk evde uyuyor olabilir. Hasta olabilir. Ertesi gün ciddi sınavı olan bir insan dinleniyor olabilir. Vesair vesair vesair. Bütün bunların aklına giriliyor ve terbiyesizlik yapılıyor. Özellikle anlatalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yollarda oturmayın demiştir. Yollarda. Ya Resulallah bizim ihtiyacımız var işte şöyle böyle. Öyleyse yolların hakkını verin. Ya Resulallah yolun hakkı nedir? Gelen geçeni rahatsız etmemek. Bak peygamber hadis-i şeriftir bu. Gelen geçene engel olmamak, rahatsız etmemek, emr-i maruf nehy-i münkeri yapmak. Hakkını verecekseniz tamam dur. Yoksa durmayın. Hadis-i şerif yasaklıyor bunu. Ta 1400 sene öncesinden trafik diye bir problem yokken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdiki zamana ilaç olabilecek tavsiyeyi söylüyor. Yani bu trafik gürültüsü bilmem dinle, imanla, insanlıkla ilgisi yok. Yapanlar bir daha bilsinler ki lanet alıyorlar, beddua diyorlar, alıyorlar, kendilerine küfür ediliyor. Bunu bilsinler. Evet. Ayrıca başka zamanda tabii bunu işleyelim inşallah. Bir izleyicimiz hocam, ilginç bir soru sormuş. Bergamot çayı diye bir çay varmış. Bergamot, evet. Bergamot, bu caiz mi diye soruyor. Bize de soruluyor. Önce bergamot çayı nedir onu ben ilgililerden öğrendim. Bergamot aslında turunçgiller anlamına geliyormuş. Portakal, limon vesaire. Onların o turuncun üzerinde işlem yapılarak belki de toz haline getirilerek çaya katılması ile elde edilmiş çay. Dolayısıyla bu çay demlendiği zaman biraz limon, biraz portakal kokusu ve aroması veriyor. Başka bir sakıncası yok. İçinde alkolle muamele yok. Alkolle muamele olsaydı zaten caiz olmayacaktı. Alkolle muamele olmadığı için, başka içinde necis başka bir şey olmadığı için, turunçgiller karıştırıldığı için caizdir. İçilebilir. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Sen hocam programımız sona erdi. Yönetmenim ne çabuk bitti ediyor. Bugün. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sona geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.